Ne olursan ol rahat olun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin açık ara en sevilen ve en rahat adamıyla birlikteyiz. O Türkiye'nin her evinin çok büyük bir parçası, abisi, kardeşi oldu. Ve evet Türkçe sözlükte rahat kelimesinin karşısına onun fotoğrafını koysanız kimse yadırgamaz. Anladınız değil mi? Acun Ilıcalı ile beraberiz. Hoş geldin Acun. <laughs> <laughs> Uyandırdık mı? Yok hayır. <laughs> Bu kadar rahat bir adam olmanın sırrı nedir diye başlayacağım. Yani rahat olmak için doğmuşum diyebiliriz yani. Çünkü hani belli bir sebepten dolayı değil bence herhalde zamanda öyle dünyaya gelmişim. Hı hı. O rahatlığın devamını yaşıyorum diye düşünüyorum. Yani aslında fıtrat diyebiliriz. Bence. E, kazana düşmek belki. De. Yani. <laughs> Peki bu hayatta en çok neye zorlanıyorsun? Rahat olamadığın en önemli konu nedir? Ya rahat olamadığım tabii ki ben işle ilgili şöyle anlatayım sana. E, gayet aslında e, adrenalini yükselten bir biriyim. Hı hı. Hani iş konularında olsun, e, ne bileyim e, hani bugün bir futbol takımım var, futbol takımı seyrederken, Fenerbahçe'yi seyrederken hani oralarda rahat değilim. Geriliyorsun. E, tabii ki. Hani o, o rahatlığım benim aslında genel e, hayata bakış rahatlığı. Hı hı. Yoksa hı hı. hayatın içerisinde kendi oynadığım oyunlarda, hı hı. seyrettiğim şeylerde, yaptığım işlerde her zaman adrenalini yükseltiyorum. Peki korkuyla aran nasıl? Hiç mi korkmuyorsun? Mesela hani Kolombiya, Meksika, Brezilya gibi kartel savaşlarının yoğun olduğu yerlerde format alıp hmm. televizyonlar arasında transfer oluyorsun. Evet. E, iki, ikinci futbol kulübünü aldın. E, futbolun evet. da nasıl bir camiye aldığın malum. Evet. Korku yok mu? Benim korkum yok. Yani ben şöyle anlatayım. Allah'tan korkuyorum. Hı hı. Onun dışında da böyle bir korkularla yaşayan biri değilim. O, bu da biraz yaratılış. Hı hı. Hani uçak korkum yok. Hız, hız yok. korkum hiç yok. hiç yok. Yani aşırı yok hız korkum. Keşke biraz olsaydı. Evet belki olsa daha iyiydi. Hı hı. Öyle bir korkular içerisinde yaşamıyorum. Yani o da ne diyeyim hani Allah'ın bana nasip ettiği bir aslında avantaj diyeceğim. Hani korkusuz olmak stresi de azaltıyor insanları. Bu polyamda durumu ne zamandan beri var diye soracağım. Böyle doğdum mu diyorsun? <laughs> yok, polyamda durumu şöyle. O zaman içerisinde belki fazla olumsuzlukları erken yaşamaktan dolayı hayatımda. Hı -hı. Ben çok, tabii genç yaşlarda çok travma yaşadım. Vücut o sırada belki kendini korumaya aldığı için o dönemlerde kendimle ilgili her zaman öyle... Ama düşünüyorum ben, yok yok ya olaylardan önce de çok polyamdaydım. <laughs> Ben şimdi, tabii ya ben liseyi hatırladım şimdi. Lisede deamı geçerim zannediyordum. Kalıyordum mesela. Yani hep polyanayım. Ya dersi kurtarırım zannediyorum, kalıyorum. Ee, i̇şte bu, bu dersten şey yaparız diyorum. ikmaldeyim, oradayım, buradayım. Bakıyorum hep polyanayım. Her imtihan sonucunda mesela bir tanesi de tutturmaz mısın? Hep yani 7 bekliyorsam 5 geldi. 5 <laughs> bekliyorsam üç geldi. Hep polyanayım ben. Hayattan beklentin hep yüksekti yani. Hep yüksek değil. pozitif baktım evet. hep. Yani hep iyimser baktım. Ee, evet beklentimi de yüksekleyebilirsin aslında. Aslında manyak borçların altına da girdin. Giriyorsun. Evet. Risk alıyorsun. Evet, evet Ve diyorsun ki zerre gerildiysem adım acın olmasın. Ya o kadar söylüyorsun. <laughs> Sen beni batıracaksın böyle. <laughs> böyle hey de, buradayım demiyorum. Ben risk almayı seviyorum. Yani risk almayı seviyorum derken aslında ben stabil olmayı sevmiyorum. Stabil olmamak için de hayatta risk almanın gerekiyor. Bir durum değiştirmek için. Ben o riskleri çok alıyorum. Çok aldığım için de hani bu çok insanlara tavsiye edeceğim bir şey değil. Ama herkes risk alsın demiyorum. <laughs> ama benim işim rast gitti. Evet yani hele ki şu anda yani yaklaşık 2000 kişiye maaş veriyorsun sen. Evet. Ve ama hala da mesela ikinci futbol kulübü geldi. Ben 2000 diyor galiba 3-4 bin olabilirim. 3-4 evet, kişi. Evet. Biz yani galiba tahmin ediyorum 4 bin civarındayız şu anda. Yani benim aldığım risk bu 4 bin kişinin sorumluluğu falan gibi böyle hani büyük şeyler Yok. yüklemiyor musun sırtına? Yok yani öyle o işlerin içine girersen o türbülansdan çıkamazsın. Yani zaten belki de insanlar o yüzden korkuyor işte. Kesinlikle. Önce bir sebep buluyor, oradan bir sebep Hı. daha buluyor. Yani bu korkusunu artık korkusunu büyütüyor. Korkusunu büyütüyor. Ben şimdi aldığım risk 4000 kişinin riski değil. 4000 kişi adına riski alıp onları daha iyi şartlara taşımak istiyorum diyelim o zaman. Peki senin hayat motivasyonun nedir? Takdir edilmek ve alkışlanmak mı? Yok güzel bir soru bu. Yani bu şöyle söyleyeyim sana yıllar önce bir psikologla buluştum zaman. Bundan çok eskiden yani yine 20 yıl önceydi herhalde. 15 en az var. Yunanlı bir psikologtu. Enteresan bir sohbet olmuştu. Bana hı. ilk buluştuğumuzda sen değişik bir insansın. Bana bir 15 dakikan var mı? Sana kim olduğunu anlatacağım demişti bana. Hı hı. Ben de dedim ki tabii tabii. Buluştuk bir odada. Bir kağıt ve kalemle geldi. Kağıdı uzattı bana. Dedi ki, hayatında dedi hatırladığın en eski görüntüyü bana yaz buraya dedi. Nasıl yani dedim. Fotoğraf karesi olarak. Hayır. Hatırladın, hatırladığın en anı. eski. En anı. Hı hı. En eski hatırladığın anını anlat. En eski. Hı hı. Düşündü düşündü. Bir beş dakika verdi bana. En son düşündüm. Babam ve arkadaşları evdeler. Hı hı. Ben işte o sırada bir şeyler anlatıyorum. Arkadaşları gülüyor. Hı hı. Babam da arkadaşlarına beni gösterip gururlanıyor. Bunu anlattım. Adam bana dedi ki işte senin hayatın bu dedi. Hmm. Yani çok değişik tabii geldi o dönem. Parmakla Sonra... gösterilen olmak. Yani evet. şöyle babamı gururlandırmak orada. Hı hı. Onu şöyle özetledi. Sen dedi insanların takdir etmesiyle mutlu oluyorsun. Ruhun onunla doyuyor. Yani hı hı. bir şey yapayım insanlar beğensin. Benim bütün aslında motivasyonum buymuş. Adam öyle dedi. Sonra düşündüm yani doğru yerde. Şahane. Yani. Peki para harcarken en acıdığın, lan buna da bu kadar da verilmez dediğin şey nedir? Uçaktan mütevellit be, mazot benzet falan. <laughs> yok ben e, parayla öyle bir ilişkim yok. Hiç? Yani ben parayla ilişkimi yıllar önce kopardım. Hı -hı. Hani herhangi bir, şeye bir şey bir harcayıp da e, açıkçası bilmiyorsun e, bile değil mi ne? Bilmiyorum yani? değil biliyorum ama hani harcadığım paranın e, benim için ya ben bu parayı niye harcadım diye düşündüğüm olmadı. Ben yapı itibariyle bir şey hani yaparken ya niye yaptım Hı. Hmm. değilim. Bir Ama de iyi, hani bir para de harcarım şey, yani. Bir, bir de. şeyler de çok hızlı değişiyor ya bir şeylerin fiyatları böyle seni hiç şaşırtan bir şey. Mesela ben geçen Ortaköy'de lan kumpir 150 lira mı oldu dedim mesela. Ha. <laughs> i̇yi, iyi, o şimdi onu takip ediyorum dese <laughs> ayıp olur. <laughs> Tabii, değil mi? Ben, şöyle, ben normalde şöyle söyleyeyim son 15 yıldır falan oturduğum bir masada başkasına hesap ödetmedim. O yüzden hani kumpirolayın çoktan tabii. geçti. Ben nereye oturuyorsam herkes ne zaman böyle derim, topla Yani şey, ne ne olduğunu bilmem. Buradaki konu şu, Allah nasip etmiş bir gelirim var. Hani o gelirimi kalkıp da yemede, içmede falan oralarda zaten ne ne, ne kadar diye o kontrasyonunda evet. değilim yani. Yok ben zaten Mazotta da benzin falan gibi. Benzin derken <laughs> şimdi şöyle, timle, çok uçtuğun için. Oluyor. Şu dediğin aslında doğru bir şey var. Mesela. Evet. Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli. Kendi uçağınla gidiyorsun. Hı hı. Uçak, 15 kişilik uçaktan bahsediyoruz. Yani o uçağın oraya gittiği zaman maliyeti dersen o kadar hesapsız kitapsız değilim. Yani mesela iki işi bir araya getirerek seyahat ederim. <laughs> mesela Husti maçıyla Survivor çekimini bir araya getirip <laughs> dönüşte de bir yerde toplantım varsa onu oraya bağlayıp o seyahate tek tur yapmaya çalışıyorum ki evet. o maliyetler tabii ki şey Acun'da olması. ekonomi yapıyor yani. <laughs> ya yüzde yapıyor. O, o <laughs> derece hani yemekte şunu diyorum. Yeme içme şimdi tabii, çok tabii. şey olur. Hani oralarda ıı, tasarruf yapıyorum <laughs> Benlik bir olay değil ama hani uçakla bir yere gidiyoruz, uçan okyanusu geçmesi yüzüm var zaten. O yüzden hani oralarda mutlaka o hesapları yaparım yani. Yani gerçekten senin yüzün bile rahat bir adamın cildiyim diye bağırıyor. Böyle parlaklığın, böyle yaşam. Fiziksel olarak da her daim böyle canlı ve rahat olabilmenin sırrı nedir? Biliyorum ki hani çok düzensiz de, uyku saatlerinde düzensiz de. ama mutlaka şu kadar uyurum, işte şöyle meyveme dikkat edelim falan. Yüzüme şunu yaparım. Var yok mı? ben sıfır. Hiçbir şey yapmıyorum. Mi? Yani öyle bir şeyim yok yani. konsantrasyon yok. Yani yine Allah'ın lütfu diyelim bana ama şöyle bir şey var bende. Sen mesela nasıl karnacıklı zaman yemek yiyorsun. Hı -hı. Benim uykum geldiği zaman uyuyabiliyorum. Hı -hı. Yani mesela bugün 8'de 8 ile 8.40 arası uyudum. Ben bugün. geldi. Evet. Yani uykum geldi uyudum. Uykum geldi zaman uyuyorum. Ha Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyisini kötüsünü anlatayım sana. Hı -hı. Ee, i̇yisi... Sürekli ap olabiliyorum uyuyabildiğim için. Bana 10 dakikalık uyku... Da Vücudumu kandırıyorum bazen, hmm. tamam mı? Yani e, şey yapıyorum, çok sıkıştım ben mesela. Canlı yayında reklam arasında uydum bir kere. Bir kere, <laughs> üç kere uyumuşumdur. Evet, canlı yayında çünkü vücudu orada kandırıyorsun. Vücut zannediyor ki bütün Olmayacak. iki saat uyudu. Aslında 4 dakika, 5 dakikalık o uyku beni tekrar refresh yapıyor. Ve bir anda kalktım. Bunun bir adı vardı değil mi? Kuy power nap. Power nap. Ha. Evet, power nap ama benimki artık böyle bazen 3 dakika, bazen bir buçuk dakika bu bile olabilir. Yani <laughs> ölümüne bir durumda olursa 2 dakika bile uyuyabilirim. Vücudunla <laughs> da maç halindesin o zaman yani. Maç <laughs> halinde demeyin de. Ee, annem rahmetli öğleden sonra uyuturdu. <laughs> o günden sonra uykuya alıştım öden soruları. <laughs> ben ölümün ölümüne o gün uyumak zorundayım. Ama dezavantajı ne diyorsan <laughs> çok olaylar gelişti ve uyumam lazım, uyuyamadım. Bak o zaman biterim, öyle söyleyeyim sana. Hmm. Ve benim mutlaka yani yemekte olsak e, bir yere kaçıp belki arabada bile 3 dakika uyumam gerekebilir, 5 dakika uyumam gerekebilir. O bir masta dönüşüyor. Ben çünkü sabahları ben 6'da yatıyorum, ben bazen 7'de yatıyorum yani. Normal yatmam 6-7 arası. Gün içinde benim... mutlaka uyumak zorundasın yani. E şimdi sabah 7'ye kadar uyanık kalmak zorundayım değil, kaldığım için... Hı hı. Bu tarafta o enerji bir yerden yakalamam. O kadar rahat, korkusuz ve Poliano olma konusunda bir rol modelin oldu mu hayatta? Yani annen ya da baban böyle insanlar mıydı? Benim annemle babam melekti ikisi de. Yani e, ben hayatım boyunca hani onların seviyesini anne baba görmedim. Yani canlı olarak gördüm o kalitede e, çocuk ilişkisi olmadı. Benim e, annem e, rahmetli eve 30 kişi götürdüm mantı yemeye. Bize mantı yapardı. Yani 5 kişi geleceğim deyip 30 kişi geldi eve defalarca oldu bu. Bir gün hiç unutmuyorum gece saat 3 salondayım böyle annem kalktı beni gördü ne yapıyorsun dedi, karnım aç ya dedim işte oturuyorum. Ne istiyorsun dedi, yaprak sarma dedim. Ya, kolay değilmiş o zaman kafam basmıyormuş herhalde. Ya, yaprak değil. sarmayı, hani yaprak sarma diye bir icat var zannediyorum. Meğerse o yaprak sarılıyormuş hakikaten. Ondan sonra yaprak sarmayı annemin yapması da bir 35-40 dakika sürdü Ne sürdü hatırlamıyorum. Ben de orada oturdum annem gitti yemek yaptı bana geldi yedirdi beni. Ondan sonra mutlu bir şekilde yattı yani. Korkunç verici bir anne baba. Hı hı. Ben kolejde işte abim İtalyan lisesinde okudu, ben Kadıköy lisesinde. Bu yüzden de için... zorlamaya alıştırmışlar belki de. Yani çok sınırı da çizmedikleri için. Aynen. Yani üzerimizde hı. hiçbir zaman evet. baskı yok. Tabii. Bir şey kardeş gibi bize yaklaşma, bir abi gibi babam yaklaşırdı. Çok enteresan komik bir adamdı, çok kapasiteliydi. Hı hı. Hak ettiği yerlere hiçbir zaman ulaşamadı kendi kapasitesine göre. O yüzden de hep böyle bir ukte kalmıştı içinde rahmetlinin. Ben çok daha ilerilere gittim tabii onun hayalinden benle ilgili. Çünkü o dönemlerde düşünsene hani üniversitede tutunamamış, ne olduğu belli olmayan bir çocuk var. Ee, o tahmin bile edemezdi o zaman. Bence ama elbiyordur. nasip olmadı. Ba ya babam arkadaşına şey demiş ya, bir arkadaşına. <laughs> ya bu bir şey olacak ama demiş. Ne olacağını <laughs> ben de bilmiyorum ama Bak, bu işte, demiş bir, bir şey olacak ama demiş. yani bunu Benim çünkü şaşırtacak. Evet yani varmış. bir şey olacak demiş. Abim ne olacağı belliydi. Abim doktor zaten. <laughs> Okul birincisi yok işte her şey sınıf da en iyisi İtalyanızız işte çapato falan ama şey hani benle ilgili o an karamsar bir durum olsa bile o ümitliymiş. Adrenalin bağımlılığı da çocukluktan geliyor. Evet. İşte evden karneyi gizle, e, okuldan atıldığını gizle. Ben gerçekten geçenlerde lise arkadaşlarımla buluştuum bir hafta önce, üç gün önce hatta. Ya biz niye İngilizce fizik okuduk anlamak mümkün değil. İngilizce bana fizik okutmaya kalkarsan kusura bakma. Ben de bir şeyler gizlemek zorundayım. <laughs> ne yapacağım? Fizik mi öğreneceğim İngilizce? Yani density, mass over volümler falan bizim okuduğumuz sana fiziği söylesen yani bunu bilim adamları falan okuyor. E, abi ben öyle biri değilim yani. Ben hani o dönemde ilgi duymadığı şeyi ezberleyemeyen gariban bir öğrenciyim. Hı -hı. Sen bana İngilizce kimya, fiziği dayadın. Shakespeare'ler falan falan koydun. Ben e, kafa olarak orada Tarifi değilken da oldu, mecburen dağıldım. Tabii canım. Ben tabii ki babam bir şey sorduğu zaman ne yapacağım, uçuyorum mu diyeceğim. Dersler çok iyi diyemiyorsun ki, şey kötü diyemiyorsun ki. Yani neler geldi başıma benim. Yani benim lise hayatım korku filmi gibiydi. <laughs> Vallahi billahi yani. Karneyi değiştirdim, eve götürdüm, tatile yolladılar beni. Devre arası tatil, şey, Ocak <laughs> karnezi. Dönüşte orijinal notumu unutmuşum. Yani gerçek notu yazacağız ya. Bak sana olayı anlatıyorum. Şey oldum. Şimdi annemler zaten evde stres var, o karnede nasıl gideceğim diye böyle daralmış durumdayım. Çamaşır suyu çıkmıştı bir tane hipo diye. Hı hı. Hipoyu dolma kalem'e bir koyuyorsun, uçuyor, tamam mı? Sonra biz bir koyduk, karnedeki yazılar uçmaya başladı. Filmlerde olur ya böyle bir tane şey gelir, <laughs> e, mecil biri gelir, bir anda sihir yapar. Sihir gibi bir anda karneye onu koyuyorsun, uçuyor, bunu koyuyorsun, uçuyor. Bizim notlar tak tak uçtu mu? Sonra o dönemde bir tane şey var, tükenmez kalem. Reklamlarda hı. görmüştüm ben, zaten fikir hı. oradan geldi. MR silinebilir tükenmez diye. <laughs> tamam mı? Tükenmesi silinebilir çıkmış. E dediğim ki ulan dolma kalemle yazmak zorunda değiliz bu karneyi. Hani biz çünkü niye? Şimdi dolma kaleme fazla yüklenirsen burada kağıdı hipo yok. kağıdı yorduğu için e, şey, dolma kalem dağılacak. Onu sil çık derken <laughs> darmadan olacağız. O yüzden MR'la yazarak e, böyle hafif bir yazıyla e, notları yenisini yazdık. Ama bizim çocuklar ben sonra da e, Hakan Karateke vardı bizim. Konunun uzmanı oydu. Hakan da kardeşim diyor ki almak bak 5'ten fazla yazma bizimkiler kaldıramazdım. Bas baba 7'yi bas dedi 7'yi bas diyor. Oradan bir 6 bir 7 yedi falan 7'ler falan benim gördüğüm şeyler diyor o zaman. Yani ben normal 5 alsam evde bayram var. Bir 7 bir 6 falan derken babam karneyi bir gördü. Yavrum dedi İzmir'e gidiyorsun sana oh. bir hafta tatil. Ee, evde böyle artık şeyler şenlikler var. Sonra döndük karneyi tekrar yazacağız. Ben gerçek notumu unutmuşum tamam mı? Oh. Tabii bak. okula götürmek lazım karneyi. Geri vereceğim şimdi. Oh. Karneyi geri vereceğim. Yeni notları yazarken ee, biz üç yazdık matematiğe. Bir şey dedi bir tane arkadaşım. Ayşe salak mısın sen? dedi. Sen üç almadın ki matematikten dedi. Kaç aldım dedim. Sen dört aldın oğlum dedi. Allah. Ulan dedi yanlış yazıp kendini bırakacaksın. Sınıfta <laughs> kalacaksın dedi. Hani kendi kendini yakıyorsun dedi. Ulan dedim Bu e, bunu nasıl toparlayacağız? Bunu bir daha üçü silmemiz gerekti. Onu bir daha dört yaparken artık kağıt yoruldu <laughs> iyice, tamam mı? Yazılar böyle şase iyice kaymaya başladı. Doğma kalemle yazıp vermen lazım. Böyle en son, Hakan'ı e, hiç unutmuyorum, abi de tek şansımız var dedi, Karni. bir tane yumurta kıracağız dedi. Dedim, bu ne abi bu seferki formül ne dedim. <laughs> yumurtayı kıracağız dedi, yemek dökülteceksin dedi. Oo, Mükemmel bir formül zeka. Evet, ya. Ondan sonra yumurtayı, köşeyi kırdık, oradan biraz bu yumurta yığılmış gibi oldu. Karne verirken dedim ki, ben işte bir yemek döküldük, biraz yemekli getirdim, efendim. ne olacak canım falan dedi. <laughs> Canımı kurtardım ama yaşamak zorundayım yani, başka türlü <laughs> işin başka formülü yok ki yani e, kurtaramıyorsun o dönemler işte işte benim hayattaki belki e, ne bileyim e, pratik zekamın gelişmesinin sebebi e, o dönemdeki çıkmazları girerken o çıkmazlardan kurtulmak için gösterdiğim çabanın zekamı geliştirmesi ve bugünlere belki o yüzden gelmiş olmam evet. diyor Peki senin için Türkiye'nin en rahat adamı dedim ama yine senden de rahat ya da senin kadar rahat bir yol arkadaşım var bir şey olmaz abi Esat. Onu rahatla şöyle yani hı. benimkinle Benimkinde hani rahatlık kurtarılır. Esad'ın rahatlığının altından kalkamazsın yani. Rezil oluruz. Hadi. Tabii Esad'ınki şey yani. Aşırı. Tabii ki. bir şey olmaz abi. Ne olacak ki falan hani. Yani böyle böyle hı. olur Deli misin? Bak bu başımıza bir gülü. Ya Esad sana abartısız anlatıyorum. Hı. Abartısız. Hı. Amerika arkadaşımız yolladık. Hı hı. Ondan sonra çocuk borçlandı Amerika'da. Ödemesen devam etmiş şey olmaz ki deyip çocuğu geri yolladı. Hı. Beraber, o zaman Orlando'da yaşıyor. Bizim tek teker Kamil, tamam mı? Çocuk borçlandı orada falan falan borcu var. Abi de bankalara borç var falan. Rahat ol oğlum burada bir şey olmaz. Devam etti. diye yollamış bunu. Neyse Kamil yollamış Türkiye'ye. Kamil üç 3 sene 4 sene Türkiye'de kaldıktan sonra bir gün tekrar dönmek istiyor tabii. Bazı acadesinde oturuyoruz. Esat dedi ben bir daha döneceğim. Bir şey mu dedi. Ne olacak dedi bir şey olmaz ne olacak. O Amerika'da dedi ya kim kimi kovalıyor dedi yani. Senin borcun dedi bilmem nereye. O adam kime gidecek de ne olacak da falan. Kamil de ha tamam öyleyse geleyim diyor. Uçağa biniyor. Uçak yanaşıyor. Kapıda iki tane FBI'dan adam. Uçaktan herkes, her yine ne şunu demişler? Are you Kamil? No, geç. Are you Kamil? No, geç. Kamil'e gelmiş sıra. Are you Kamil dedi. Kamil de yes demiş. Oh. Kamil'i bulmamız iki hafta sürdü. Nerede? bulmamız derken hangi hapishanede olduğunu bulamadık. Of, of, Öyleyse, evet. Adam tedaviden kalktı. Yok. Avukata gittik avukat Petrocelli gibi de bizim zamanımızda bir dizi vardı Petrocelli gibi. <laughs> acayip bir kadın, jüret gibi bir kadın, avukat falan. Dedi ki bulmaya dedi 5000 bin dolar alırım dedi. Kamil'i bulmaya beş bin dolar alalım. Nerede olduğunu öğreneceğiz. O zaman Kamil'i bulduk, gitti bu, anons ettirdi, hapishanelerde falan. Mahkemesi 3 ay sürdü Kamil'in. Ne o esnaf bir şey olmaz dedi. Kamil hayatı bitiyordu ya. Evet, esasında. yani de, borcu para aldılar para sonra para Kamil'den. <laughs> Türkiye'de futbol çok önemli bir konu. Sen hani Fenerbahçe taraftarsın ama Bugün bir Galatasaray tribününe de gitsen, Beşiktaş tribününe de gitsen, evet. gerçekten sen acın olarak alkışlanıyorsun. Ya, yani Benim için de büyük bir mutluluk bu, onu söyleyeyim. Evet, onu söyleyeyim. Özellikle futboldaki bu kutuplaşma varken, hı hı. yani Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının bana olan sempatisi ve sıcaklığı yani beni çok mutlu ediyor her zaman. Hı hı. Çünkü ben futbolun bizi bölen değil birleştiren bir unsur olmasını isterim. Hı hı. E, benim baktığım zaman zaten kızım Galatasaraylı. Esat Galatasaraylı. Hani Galatasaraylı dostların sonu yok. Hı hı. E, aynı şekilde Beşiktaş camiasıyla da ölüydü. Ben çok koyu Fenerbahçeliyim evet. Hı hı. Ama e, hani bütün Galatasaraylılar amidir. E, ben, ben hatta başıma şöyle bir şey gelmişti. Bundan 4-5 yıl önceydi herhalde. Milli takım maçı Galatasaray stadındaydı. Ben de motosikleti yanlış yere koymuşum. Meğerse koyduğum yer çıkışmış. Maça girerken bomboş yer ya. Meğerse motorun durduğu yer e, seyircilerin çıktı yermiş. Motor almaya bir gittim. Bak 15 oh. bin kişinin arasındayım. Oh. Abi bak. 1500 resim çektirdim diyorum <laughs> En son çıkarken hala boşluğa poz veriyordum biliyor musun? İnsan varmış gibi. Tik geldi artık. O kadar. Yani o kadar çok bir sevgiseli oldu ki orada. Yani o kadar çok mutlu oldum ki. Çok şey, şey. yani Hiçbir zaman başka takımlar için negatif duygular beslemedim. Ben kendi takımım için pozitif duygular besledim. Hı hı, Bunu da seyirciler, insanlar zaten görüyor diye düşünüyorum. Hı hı. Hani futbolun eğlence olduğunu zaten hepimiz bilmiyoruz. Bu bizim hayatımızın aslında baktığın zaman eğlence tarafı, hı hı. show business yani, futbol business dediğin. Onu da öyle yaşamak lazım. Hayatında şöyle oldu mu? Ya keşke bu lafı etmeseydim. Acaba yanlış anlaşılabilir miydi diyeyim. Olmadı diyemem, oldu oldu. Gazetecilere kızdığımı hatırlıyorum. Hı. Yani röportajının şu kadarından, hı. bir cümleyi alıp beni böyle çok iddialı konuşuyormuş gibi gösterdikleri bazı birkaç şey olmuştu ama böyle çok hı. önemli hı. bir şey söyleyemem. Ne başına başarı fikir değiştirme kabiliyeti? Demiştim evet. Evet demişsin. Hı. Keşke vazgeçmeseydim dediğim bir fikir var mı? Ya Sibel keşke. o kadar çok yani hayatımda evet. başarı oldu ki. Hani benim keşke demem çok ayıp olacak yani. yani gerçekten <laughs> öyle. Yani ben unutma yani hayata muhabir olarak başlamış biriyim. Hani geldiğim basamak sesi o kadar yüksek ki bunların arasında yani keşkeye takılmam şey gibi geliyor bana. Nankörlük gibi geliyor. Ben şeylerden çok korkuyorum. Yani gerçekten öyle. Yani her zaman kendi kızlarıma da aynı şey söylüyorum. Arkadaşlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yani e, Allah şükür sağlıklıyız. Hani bir yerde bir şey yaşıyoruz. E, bir ortamdayız. Hani e, güzel şeyler yaşıyoruz. Bunun arasında artık keşke aramak olmaz ya. Yani çok aramamalıyız diye düşünüyorum. Dünyanın kısa bir rüya olduğunu düşünüyorum diyorsun. İşin sırrı e, yaşamı çok ciddiye almamak diyorsun. Peki ölümden sonrası ile ilgili ne düşünüyorsun? Hayatta çok erken kayıplarım var. Hmm. Mesela bir gün onlara kavuşacağını düşünüyor musun? Ya ben dini inançları olan biriyim. Yani e, Tabii ki bu konuda kendimi böyle önemli bir yerde görmüyorum ama yani bu dünyanın bir imtihan olduğunu düşünüyorum. O yüzden imtihan için geldiğimizi ve dünyadaki geçen vaktinde bir tanışma süresi kadar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de baktığın zaman, yani bunu daha önce zaten öğrendiğim bir şey ama kendim de yaşıyorum. 20 yaşındayken geçmişine baktığın zaman geçmişin 3 dakika gibi geliyor. 30 yaşına geliyorsun 3 dakika gibi geliyor. 40 yaşına geliyorsun 3 dakika gibi geliyor. O hiç fark etmiyor. Yani 3 dakika tatlı bir rüya gibi. Hani trafik kazası geçirirken biliyorsun bir anda birçok şey geçer ya böyle. Ben en az 5 trafik kazası geçirdim için. O 5 kazanın 5'inde de o dediğim film şeridi gibi şeyler hep hayatımın önünden geçti benim. Hı hı. Ve hepsi dediğim gibi bir rüya gibi geçiyor. Hı hı. Bu dünyada öyle bir şey. Yani hani param varmış, pulum varmış bunlar yalan işler. Yani sağlıktan daha değerlisi yok. Ben de hani hayata bakış açım ne zaman öleceğimiz belli değil. Peki ölümden sonrası için ne düşünüyorsun? Ahirete inanıyorum zaten. Yani hı hı. E ondan sonrası da sonsuz yaşama inanıyorum sonra. Yani. Ve sevdiklerine de kavuşacağım. İnşallah. Peki e Kıyafetteki rahatlar geçiş. Yani var mısın yok mu zamanlara bakıyoruz. E bayağı böyle janjanlı gömlekler falan giyen evet. var o or zamanlar oralarda. Yani ne zaman böyle sıkıldım. rahat, ha, basic. Yani şöyle yani e kıyafet giymekten sıkıldım. Ondan sonra dedim ki, niye kıyafet her gün yeni kıyafet? Hani giyenlere de saygı duyuyorum, yanlış anlama. Yani hmm. tişört giydim bir gün, ertesi gün bir tane daha giydim. Sonra hmm. baktım hani... Onu oh, ıı, bana rahatmış dedin, orada da rahatmış evet, Zaten şorterliğim benim Acun Ferarda'dan kalma. Tabii. Evet. Zaten Acun Ferarda'dan beri 20 yıl olmuş, zaten şorterlik geziyorum. Hmm. Üst tarafı da böyle bir şeyleri süslemeye çalışmanın bir anlamısını hesaba katarak... Ee, tamamen e, ama tabii siyah tişört deyince de hani 500 tane siyah vardı. Sen aslında üniversite sınavında 75 İngilizce sorusunu 72'sini doğru çözecek bir seviyede bir İngilizce bilgisine sahip olmana rağmen Türkiye'deki literatüre Acun Ilıcalı İngilizcesi diye bir şey soktun. Ya orada başka bir konu var. Ben sana söyleyeyim de. Ne? Dünyada İngilizce konusunda en kompleks millet biziz maalesef. Hı -hı. Yani şöyle basit bir şey anlatacağım sana. Yani her ülke kendi aksanıyla İngilizce konuşur. Evet. İtalyan İtalyan aksanıyla İngilizce konuşur. Tabii. Fransa'da Fransız aksanıyla. Sen Türkiye'de Türkçe aksanıyla İngilizce konuştuğun zaman millet seni aşağılıyor. Dünyanın en komik ülkesiyiz <laughs> biliyor musun? Bak anla, anladabiliyor musun? Anladım. Bir İtalyan İngilizce konuştuğu zaman İtalyanca tonlaması İngilizce konuşuyor ya. <laughs> evet. Ama artık o yes. Tabii böyle tabii. Falan, değil, değil de işte, mi? aynen. Adam İngiliz, İngilizce konuşmuyor. Evet doğru. E Fransa'da gidiyorsunuz. I do you <laughs> wanna do? Yes. O da Fransızca'yı İngilizce çeviriyor değil mi? E Türkçe'de de normal şartlarda bir Türk'ün Türk konuşması gereken İngilizce aslında normal Türk aksanıyladır. Ama, ama sen, sen Türk asaynla yani... konuştuğun Anlaşayım. zaman insanlar bunu aşağılıyorlar. Çünkü niye Kompleksli bir grup var? Hı -hı. Yani Hı -hı. ben bugün İngiltere'de 10 tabası toplantı yaptım Hı -hı. normal İngilizce. Hı -hı. E, ama e, zamanında o dönemlerde ya acına bak e, Türkçe gibi İngilizce konuşuyor Bana diyorlar ya. Bana göre öyle konuştuğun zaman ben anlıyordum yani. Anlıyordum. Ama zaten öyle konuşman lazım. Öyle konuşman lazım. Yani zaten yani normali ben... o. Evet. Yani bir Türk'ün yurt dışında yaşıyorsa başka bir şey aksan alabilirsin. Ama Hı -hı. Türkiye'de yaşayan birinin konuşması gereken İngilizce. Normal Türkçe tonlaması ile İngilizcedir. Ee, bir insan normalde ne kadar rahat olursa olsun ikili ilişkilerde değişiyor. Aşk bir kimya bozulması diyorlar ya. E, senin aş aşıkken yani il ilişkideki acun da böyle aynı derecede rahat mı? Yoksa orada birazcık konforun kaçtığı ya da rahatlığının bozulduğu oluyor mu? İlişki konusunda çok başarılı biri olamadım. Yani bu bizim benim bu iş yoğunluğum hani hep deriz ya insanın hani bir kapasitesi var. O kapasite bir tarafa doğru kaydırdığın zaman Başka taraflarda mecuren bazı eksikler ortaya çıkıyor. Hı. Her zaman da söylüyorum yani bu konularda çok başarılı olduğumu söyleyemem çünkü iş konsantrasyonum çok yüksek. Yani bunun tabii ki çok dezavantajını yaşadım ama bu konularda tabii geçmişte yaptığım hatalardan ben de bazı dersler alıyorum. Hı. Hani onları yapmamaya çalışıyorum diyebiliriz. Hı. Yani biraz daha rahatsız mısın? Ekin Aynen. Ya, o alan çok rahat olman gereken bir alan değil zaten yani. Kimyan bozuluyor. Evet. Yani hmm. rahat olamıyorsun zaten. Sen en çok neyle şarj oluyorsun? Seni en rahatlatan şey tek başına kaldığında yani acının işte motivasyonu nedir? Yani neyle rahatlıyorum? Şimdi öncelikle iş konsantrasyonundan dolayı başarının arkasında rahatlama dönemlerim var benim. Hani bu yüksek rating şu anda futbol içerisindeki bir galibiyet ee, yani kendi yaptığım işlerdeki e, başarıların sonrasında o ertesi günün e, garip bir böyle adrenalinin artık düştüğü Şu anda kaç ülkeden reyting alıyorsunuz? 16 ülkeden alıyoruz uh -huh. yani ödedik. E, ve e, Allah aşkına onlar iyi geldikçe hmm. onlar hep böyle insana mutluluk hormonu sal, salgılatıyor belki. Hmm. O adrenalin yükseltiyor. Y şey, yükseliyorsun, mutlu oluyorsun ya da e, World kazandığı zaman onun verdiği mutluluk ertesi gün. Burada bir rahatlama oluyor. Burada en çok mutlu olduğum zamanlar hani bunların sonrası ama sonra kendi alanıma geçtiğim zaman yani çok mutlu bir beraberliğim var işte Çağla ile biliyorsun. Hani onunla olduğum o küçük dünyamızda hani orada da aslında o mutluluğu yaşıyorum. O küçük ve biz ait masum bir dünyada o mutluluğu aslında orada rahatlayarak yaşıyorum ben. Ve kısa kısa soracağım. Seni duyduğun zaman en rahatlatan şarkı müzik. Rap müzik. Rap müzik. Evet yani. <laughs> Ama bazen de elektronik müzik. Yani <laughs> ikisine de meylim var. <laughs> Hep ee, adanelim var onlarda da <laughs> evet, işte. Yani... Old school rap çok severim, hı hı. Ee, bir de e, house müzik seviyorum. Belki spesifik mesela hani biri işte şarkı, sanatçı, adı? Ya, Tupac Shakur çok severim hı hı. rap müzikte. Hani Sunup Poo severim. Hı hı. Ee, onun dışında Drake'i seviyorum. Hı hı. Ee, Migos çok severim. Mesela hı hı. rap şarkıcıları olarak. Ee, öbür tarafta da Solom'unu çok severim DJ olarak. Hı hı. Peki en alttadan film. Yani böyle tekrar tekrar izlediğin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, buna belki inanman çok zor olacak ama <laughs> ben bir film seyrettiğim zaman bir daha hatırlamıyorum filmi. <laughs> Bak bu yani buna hiç o zaman hiç seni etkileyecek bir, an... an... bir film olmadı mı? Ay ay etkileniyorum ama sonra evet. hatırlamıyorum ki. Neden? Unutuyor filmde hiçbir şey kalmıyor aklımda. Bunu anlattığım zaman ne derecesi inanıyorsun bilmiyorum. Yeminle anlatıyorum sana. Seyrettiğim Yerli, yabancı, 100 filmin 95'inden sana bir sahne anlatamam. Yani o hiçbir şey kafam kaydetmiyor. Film ama güzel filmdi diye aklımda ancak o kalıyor. Peki seni en rahatlatan yemek. Yani bakmadan, usanmadan yerim. Bana da iyi gelir dedi. Mantı çok iyi. Mantı. Yani mantı çok severim. Hı -hı. Ama iyi mantı olacak. Öyle herkesin mantısı yemem. Hı -hı. Bizim hani ailede çok iyi yapanlar var. Erzurumluyuz biz. Hı -hı. Erzurum'da mantıya karşı bir meyli var. Evet, ofiste Hı -hı. şu anda burada da mantı olur genelde hatırladığım kadarıyla. Evet. Kadar evet. Önemli, yani mantı burada da yaptırıyoruz ama Hı -hı. hani ev mantıları işte Hı -hı. bizim Güner Hanım var. Hı -hı. Abimin kayınvalidesi, onun mantısı. Hı -hı. Ayşe engem var, onun mantısı. Süheyla teyzem var. Böyle ailede de böyle mantısı var. Annem de çok iyi yapardı. O yüzden mantı hastalığım var. Hı hı. Ee, onun dışında e, yoğurt yaprak sarma anlattığım gibi hı hı. biraz önce var. Seni en rahatlatan renk artık siyah herhalde. Öyle. Yok. Var. Ne? Ee, Sarılar, Sarı lacivert. en rahatlatan dediğim zaman mavi beni rahatlatıyor. Hı hı. Hani bir renge bakıp rahatlamamış olsan hep böyle bir mavi tonlarını bir yerlerinde bulursun hep. Yani burada evet. da civara bak. Saatin. Evet yani evet saatinde mavi, halı mavi mesela. Baktığınız zaman böyle bir mavi duvarlarda mavi. Hı -hı. Ben bir mavi ve mavinin tonlarına karşı aşırı ve rahatlatıcı renk mavi bende. Hı -hı. Öbürlerinden başka duygular alıyorum. Hı -hı. En rahatlatan spor? Futbol. Futbol. Evet. Ayak futbol oynarken. Ayak tenisi diyebilirsin aslında. Ayak, Ayak tenisi değil mi? Yani daha rahatlatıcı Hı -hı. diyebilirim. Normal futboldan daha rahatlatıcı. Hı -hı. Peki en rahatlatan dans? Senin uzmanın ben de, en rahatından dans dans etmemek bende. Evet. ben de. En güzel rahat o. Yani duran dans duran. diyelim evet. Duran dansa bayılıyorum. Tamam. En rahatından şehir. En az adı... Miami. Neden? Evet. Ya, mükemmel ya. Yani hı. şimdi tanımıyorsun. Ee, hiç kimse seni tanımıyor. Hı hı. Şu zaten short terlikten taviz vermiyorsun. Hava hep güzel. Evet. Ee, motosikletin üzerindesin. Ee, i̇nsanlar bilir ama kask takma zorunluluğu yok. Kas takmıyorsun, rahatça böyle sakin bir şekilde yavaş yavaş gidebiliyorsun. O yüzden mayım diyorum. En rahatlatan içki? İçki içmiyorum. İçecek? Yani o zaman diyet kola. En rahatlatan koku? En rahatlatan koku? Güzel. Hindistan cevizi şeydeki. Sabundaki Hindistan cevizi kokusu. Güzel. Evet. Peki gördüğün zaman en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlü. Yani Brad Pitt, Josh hmm. e, Grun ikilisi hani e, verdiği değil. enerji olarak en rahatlatan ikili. Hı hmm. e, İkisini de gördüğüm zaman rahatlıyorum yurt dışında. Hmm. E, yurt içinde e, şanslı büyük ha. E, ben böyle baktığım zaman hani böyle ya şu gördüm böyle rahatladım huzur veren isim o. Hmm. Kadın hiç yok bunun içinde. Yok vardır kadında. Beren Saat. Hmm. Çok bariz bir şekilde. Yani en böyle huzurlu, iyi bakan ünlerden biri diyebilirim. Şahane. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Yine bekleriz. <laughs> tamam her zaman. Ne olursan olur rahat olun bu bölümünde benim için çok özel birini ağırladım. Acun Ulcalı bizimleydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.